Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Burak Manga. Hoş geldin. Peki sana bir sır vermemi ister miydin? Dünyanın en iyi YouTube kanalındasın. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir TikToker olarak kanayan yaram. TikTok'a ilk başladığımdaki rezil, rüsva, iğren. Hani böyle izlerken böyle kendimi pataklayıp yumruklamak istediğim videolarımı bir mallık yapıp sizle paylaşacağım ki siz de benimle dalga geçin değil mi? Ulan var. Ve bu iğrenç videoları izlerken bunları aralarında sıralayacağız. Sıralama kriterlerinden bahsediyorum. En kötüsü ekrana bakamadım. Ondan sonra cringe'den bayıldım. Onun bir altında atarken hiç mi utanmadın? Onun bir altında cringe. En altta da yani çok da kötü değil. Abartılacak bir şey yok olarak 5 tane katmanımız var. Ben zaten burada sizin için bir şempanzeyim. Bir paylaşıyorum. Herkesi güldürüp o geceleri ağlayan paylaşıyor benim işte. Videoya geçmeden önce aşağıdan beğenip kanala abone olmayı unutma. Tam şu anda ekranda kanalın %kaçı abone değil. Videoyu izleyenlerin kaç abone değil, yani aklımı yitireceğim. O zaman ilk video. Acaba hiç düşünmedin mi, bak gerizekalı, 2 yıl önceki kendime sesleniyorum. Hiç düşünmedin mi, bunu benim bir akrabam görebilir, bu video babamın karşısına çıkabilir. Beni tanıyan biri bu videoyu görebilir, video 5 milyon izlenmiş. Ki bu videodan sonra bana gelen bazı yorumlar şu an ekrana... Korkunç, anlıyor musun? Korkunç. Evet, bu gerçekten bayağı kötü video. Bayağı rezil, rüsva. Mesela cringe'den bayıldım mı yoksa ekrana bakamadım, bak. Atarken utanmadım mı değil. Buna eminim. Zaten utanmamışım, çok belli. Cringe'den bayıldım mı, ekrana bakamadım mı? Ben bunu ekrana bakamadım olarak düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten çok rezil. Videoyu 5 milyon kişinin izleyip daha da rezil oluşum ekrana bakamadım konumuna getirdi beni. Buna ekrana bakamadım diyorum. O zaman bir sonraki videoya geçiyoruz. Selam kızlar, yakışıklı mıyım? Utanıyorum seninle. Seninle utanıyorum. Utandım. Utandım. Gerçekten utandım. Hani kimsenin sabah kalktığındaki halini merak ediyor ki, sen kız mısın da normal hayatında makyaj yapıyor musun da. Erkek uyanınca yüzünü bile yıkamıyor zaten. Ortalama bir erkek uyanınca yüzünü bile yıkamıyor. Neyin değişecek sabah uyanınca? Sabah uyanınca da çok seksi ve yakışıklıyım. Yapmak için mi çektim bu videoyu? Tamam. Hepsi senin kanka. En yakışıklı sensin. Eğer bu videomu görüp bana sövdüysen sana sonuna kadar hak veriyorum. Bunu mesela nereye koyarım onu düşünüyorum. Cringe'den bayıldım mı, atarken utanmadım mı? Yani videonun hiçbir amacının olmaması beni çok sinirlendirdi. Hani hiçbir amacı yok. Uyanınca neyin değişti kanka? Ben bunu cringe'den bayıldım yaptım arkadaşlar. Yani gerçekten sırada neyin oluşunun bilmeyişim beni çok daha fazla geriyor. Mesela benim bu videoyla ilgili kişisel fikrim. Sen katılırsın, katılmazsın. Ben çorap kadın. Kişisel fikrim şudur ki, video tam flörte göndermelik. Günümüzde bile olsa garipsemeyeceğim. Video tam flörte göndermelik bir video. Değil mi? Ben bunu... Çok da kötü değil ama yine çok cringe. Çünkü bu Instagram sayfalarına düşmüştü ve gelen yorumları hatırlıyorum. Yine çok cringe. Ama çok da kötü değil. Ben bunu şak diye yapıştırabilirim arkadaşlar. Düşünmem yani bununla ilgili. Bence harbiden çok da kötü olmayan bir video. Ben hatırlıyorum bunu. Allah! O anime sweatshirt'a, inci kolye taktım bir de. Hey, anime sweatshirt'a gibi şu anda inci kolye mi taktın şimdi? Sen... Aslında... Kanka hem anime sweatshirt'ı giydin hem utanmadan bir de inci kolye mi taktın kanka? Hı? Öyle mi yaptın kanka ha? Öyle miymiş? Ve videonun hiçbir amacı yok. Falan yapıyorum videoda. Aynen. Tanrısı kanka. Ben bununla ilgili bir tartışma kabul etmiyorum. Ekrana bakamadım düzeyi değil. Yine yakışıklıyız. Ama cringe'den net bayıldım. Net bir şekil bayıldım bu videodan. Cringe harbiden. Bu beni baydı cringe'den. Bu ne, ben bunu bilmiyorum. Bu ne? Niye 30 yaşındayım? Yine aynı sweatshirt. Değil mi? Geçiş yapmışım. Ah. Senin saçında boya var. Saçımda boya var. Anime sweatshirt'ü takmış ve üstüne kedi maskeli Snapchat filtresiyle video çekmişim. Yani bana bazı insanlar o boyanın bana yakıştığını söylüyorlardı. Ben üzülmeyeyim diye de olabilir. Gerçekten çok kötü bir video. Harbiden çok kötü. Ama mesela bu şeye girebilir. Atarken utanmadım. O saçla insan içine çıkmaya utanmadım mı? Hani mesela videoyu görüp utanmazsın. Bu ne?
İp tak aşağı kaydır. Ya da bas ilgilenmiyorum de geç. Sövmezsin bunu. O kadar da değildi bu. Bakalım bu video neymiş. Tamamen katıldığım bir video bu arada. Ama videodaki yapımcılık beni tilt etti hani. Nereye hak eder? Ve saçımda hala boya var. O video komik mesela. Ben bunu kıyamadım ya. Bu videoyu ben şu an bile yapabilirim bence. Bu gayet okey bir video. Ben bunu çok da kötü değil, yerleştiriyorum. Evet, şu an hatırladığım bir video var. Benim bir ara hesabım kapanmıştı. Bir günlüğüne falan. Onunla ilgili bir video. Bakalım. Kanka nereye gidiyorsun? Oradan bir yere çıkamıyorsun, kapı orada. Ben bunu dümdüz cringe'e tak diye basıyorum arkadaşlar. Özellikle uğraşılmış cringe olsun diye video. Şimdi gerçekten şu an videonun böyle ilk saniyesi karşımda ve video ile ilgili hiçbir şey anımsamıyorum. Videodaki benim ama hatırlamıyorum hiçbir şey. İzleyelim. Kanka kız çocuğuna benziyor, amına koyayım. Yani niye yeşil göz filtresi? Bak yüce Rabbim seni bu simsiyah gözlerle doğurmuş. Kahverengi bile değil. Ardın ne abi? Bu neyin özgüvensizliği? Niye yüzün bebek gibi? Saçın çok uzun. Niye gömlek giyip yatıyorsun? Kollarını da kıvırmışsın kanka. Neden evin içinde gömlek giyiyorsun? Eminim o an üstümde gömlek varken altımda şort falan vardır. Öyle bir tiple dolaşıyorum. Ben seni nereye koyayım ya? Düz cringe bastım bunu. Ya hayır ya, çok amcılık yapmışım videoda. Atarken utanmadın mı diyorum. Ben buna atarken utanmadın mı diyorum. Atarken utanmamışım demek. Bu ney? Bir tartık. Neden saçını bağlayıp Eren Yogar'ı olmaya çalışıp üstüne saçını oynayabilir miyim? Niye kanka? Neden? Düzgün kaliteli içerik bulamıyor musun lan? Dostum Eren Yeager değilsin. Saçını bağlayan herkes Eren Yeager olmuyor. Eren Yeager'e uzaktan yakından benzemiyorsun, tamam mı? Kızlar seni Eren'e benzetiyor olabilir ama onlar sana bunu yürümek için söylüyorlar. Eren Yeager'e benzemiyorsun. Yerlerin kalkmamalı. Sen bir geri zekalı olduğundan dolayı tam olarak bunu ekrana bakamadım olarak yorumluyorum. Ekrana bakamadım. Bakamadım hani. Hareketlerime katlanamadım. Çok kötüydü. Bakmadım, reddettim. Bu videoyu da gidip gizliye alacağım. Tamam mı? Gizliye alacağım. Kız düşürmek için her yolu denemişim. Çok cringe gözüküyorum. Bana bu dönemlerde sövdüyseniz size çok hak veriyorum. Size yorumlarda neye söveyim falan yaptıysam da bu mal hak etmiş. Eğer buna bir kere bile sövdüysen bu salak hak etmiş. Ben onun adına özür diliyorum sizden. Gelecekten geliyorum şu anda. Evet, hiç düşünmezdim. O videoları çekerken gelecekteki benim gelip ne kudumun salağı. Bunu niye yaptın diyeceğini hiç düşünmüyordum. Şimdi bunu nereye koyalım? Yani kız tabladığım videoları atarken utanmadım mı yapmışız? Bu da o zaman atarken utanmadım mı? Evet, videoların sonuna geldik. Şimdi çok minicik bir bilgilendirmem olacak. Beni kırma. Videoda biraz daha kal. Eğer videoda senin birazcık bile gülümsettiysen aşağıdan videoyu beğen. Instagram katıl grubuma katılmayı unutma. Videolara sen de dahil ol. Katıl grubundan çok fazla yorum alıyorum. İtiraflarınızı falan her şeyinizi oradan alıyorum. Ki bundan sonraki videoda itiraflarınız olacak. Şimdi bu videonun editi beni birazcık yoracağı için tam buralara girmeyeyim. Kes burayı. Gerizekalı kes. Neye bakıyorum? Ben kafayı yedim. Kendimle konuşuyorum videoda. Neyse. Şimdi size duyuruma geçiyorum. YouTube'da düzenli olarak shorts paylaşmaya başladım. Shortslarım önünüze çıkmıyor olabilir. Eskiden çok düzenli paylaşıyordum. Gidip shorts kısmına girip oradaki videoları beğenip bir yorum atarsanız en azından son birkaç tanesini. Hepinizi çok seviyorum. Ama özellikle seni seviyorum. O videoyu beğenip yorum yapan canım bir tanem. Seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat ediyorsun. Bay bay.